Ülkemizin karşı karşıya olduğu en ağır sorun hiç şüphesiz stratejik göç mühendisliğiyle ülkemize yönlendiren sığınmacılar ve kaçak göç meselesidir. Bu sorun Türk milletinin omuzlarına ve ülkemizin geleceğinin üzerine bir kabus gibi çökmüştür. Eğer ülkemize gerçekleşen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse, demografik yapımız değişecek, Türkiye önce ekonomik çöküşe, açlığa ve sonra dış tahrikler ile iç savaşa sürüklenecektir. Göçün birinci nedeni AK Parti'nin kötü dış politikasıdır. İkincisi ise AK Parti'nin sınır güvenliğini sağlayamamasıdır. Sonuç olarak bugün Türkiye'de İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre kayıtlı 7.730.000 yabancı yaşamaktadır. Tekrar ediyorum. 7.730.000 kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar kayıtlı kayıtsız 8 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorduk. Ancak şimdi görülüyor ki 10 milyonun üzerine çıkmıştır Türkiye'deki değişik statüdeki yabancı sayısı. Harcanan para sığınmacılar için 100 milyar doları Nisan 2022 itibariyle aşmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacı ve kaçaklar ile ilgili verdiği rakamları TÜİK'in enflasyon ile ilgili verdiği rakamlara inanıyorsanız güvenip kabul edebilirsiniz. Eğer TÜİK'e inanmıyorsanız İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu rakamlara da inanmayın. Değerli basın mensupları, AK Parti'nin resmi sığınmacılar politikası, uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planı 2018-2023'tür. Bu belgenin ana hedefi Suriyelilerin vatanlarına dönmesi değil, Türk halkının Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına ikna edilmesidir. Ve AK Parti bu projesini Zafer Partisi kurulana kadar rahatlıkla sürdürmüştür. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de 2016 ve 2021'de yapmış olduğu iki çalıştay sonucunda AK Parti gibi Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını kabul etmiştir. Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise benim İyi Parti'de olduğum sürede bütün ısrarlarıma rağmen AK Parti'yi rahatsız etmemek için şike yaparak konuyu gündeme taşımamıştır. Zafer Partisi'nin kurulmasından sonra değerli basın mensupları, Türk milletinin bu konudaki iradesi Türk siyasetine taşınmıştır. Zafer Partisi bütün ambargolara, bütün saldırılara rağmen sığınmacılar konusunu gündeme getirince Kılıçdaroğlu da ben de gönüllü yollayacağım diye meydana fırlamıştır. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, madem yollayacaktın, neden 2016 ve 2021 yılında yaptığınız çalıştayda Suriyelilerin burada kalacağını resmi belgelerinizde yayınladınız? Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum buyken oğlum Suriyelilere girişimcilik dersi veriyor diyen ve konunun üzerine İyi Parti politikalarını çiğneyerek bireysel olarak giden bir eski İyi Parti GİK üyesini yanına çağırıp Suriyeliler meselesini gündeme getirmeni istemiyorum. Bir anket şirketine kontrol ettirdim. Seçmende karşılığı yok diyen Meral Akşener'in İyi Partisi de son günlerde biz çalıştay yaptık diyor Suriyelilerle ilgili. Sayın Akşener,
Çalıştay'ın açılış konuşmasında itiraf ettiğiniz gibi Çalıştay'ı ben ve benim 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'ndeki arkadaşlarım düzenledi. Siz sadece misafir sanatçıydınız. Okumuş olduğunuz metni de sizin için ben yazmıştım. Yoksa konuyu bilmiyorsunuz. Hala da öğrenmiş değilsiniz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi'nin ısrarlı siyaseti sadece CHP ve İYİ Parti'yi değil, AK Parti'yi de kamuoyu önünde sığınmacılar siyasetini değiştirmeye zorlamıştır. En azından öyle görünmeye zorlamıştır. Erdoğan sığınmacıları göndermeyeceğiz dedikten iki hafta sonra 1 milyon Suriyelinin Suriye'nin kuzeyine yollanması çalışmalarına başladık demiştir. Bu Zafer Partisi'nin Türk siyasetindeki etkisinin sonucudur. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi'nin politikasından rahatsızlık duyanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelmektedir. Çünkü Soylu, Suriyelilerin sözde entegrasyonu politikasını yürütürken Türk halkını yanlış yönlendirmekte, yanlış bilgi vermekte, Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmaktadır. Zafer Partisi ise Türk milletine Soylu ve küçük ekibi tarafından söylenen yalanları ifşa etmektedir. Süleyman Soylu benimle kamuoyu önünde girmiş olduğu Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklere vatandaşlık verelim tartışmasını fena halde kaybetmiş ve utanç içinde geri çekilmişti. Daha sonra bir silah ruhsatı meselesinden tekrar kamuoyunda benimle tartışmaya girmiş ve kendisine bağlı emniyet müdürünün yalanlamasıyla, kendisini yalanlamasıyla bu tartışmayı da kaybetmişti. Soylu'nun TGRT'deki hezeyanları ancak bu mağlubiyetlerin kızgınlığı ve Türk milletine karşı kurulmak istenen komplo çerçevesinde anlaşılabilir. Değerli basın mensupları, TGRT'de benimle ilgili olarak Soylu Soros çocuğu ifadesini kullanmıştır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalması için başından beri çalışmaktadır. Zafer Partisi de sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için mücadele etmekte ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir. Süleyman Soylu bana operasyon çocuğu demiş. Değerli basın mensupları, benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptığım, doğrudur, bazı operasyonlar yönettiğim doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin menfaatleri için çalışırken aynı tarihte Soylu'nun Doğru Yol Partisi Gazi Osman Paşa ilçe başkanı olarak DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in etrafında anneciğim, anneciğim diye dolaştığını da biliyoruz. Sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz. Evet, Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var. Onun hangi operasyonları yaptığını YouTube'da birazcık dolaşınca bütün Türkiye, hatta bütün dünya izledi. Hatta Soylu'ya moralini bozacak ama bir şey daha söyleyeyim. Kendi bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve yaptırılan bazı bilimsel çalışma merkezli operasyonlarda
benim yetiştirdiğim kadrolar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hepsi de çok güzel çalışmalardır. Soylu'ya ve Türk milletine hayırlı olsun. Soylu ve ekibi, Türk devletinin son 20 yılda ne kadar yıpratılmış olursa olsun, hala varlığını sürdürdüğünü unutmasınlar. Değerli basın mensupları, Soylu ayrıca bana istihbarat elemanı diye saldırmış. İstihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Keşke kendisi de istihbaratçı olabilseydi. Ancak ben istihbaratçı değilim. İstihbarat ve milli güvenlik bilimleri konusunda çalışan bir akademisyen ve siyasetçi. 15 Temmuz sonrasında Soylu'nun bakanlığını yaptığı İçişleri Bakanlığı'nda bağlı istihbarat kuruluşlarında benim istihbarat teorisi kitabım ana okuma kitabı olmuştur. Yani o kitabı okuyup geçmeyen istihbaratçı olamamıştır. Ancak ben istihbaratçı değilim. Süleyman Soylu'ya bağlı iki tane istihbarat yapısı var. Polis istihbarat ve jandarma istihbarat. Onların kayıtlarında benim ismimi bulamaz. Milli İstihbarat Teşkilatı'na da sorsun. Ümit Özdağ acaba sizinle mi çalışıyor? Sizin istihbaratçınız mı diye. Cevabı ben de merakla bekliyorum. Ancak bakın, eğer ben istihbaratçıysam Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer, biliyor musunuz? Çünkü açıklanması yasaktır. Peki Süleyman Soylu ne yapıyor? Süleyman Soylu her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor. Yalan söylüyor. Evet. Süleyman Soylu her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor. Yalan söylüyor. Soylu programa çıkmadan önce ne içtiyse çok merak ediyorum. Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çeken sapıkları savunuyor ama korumakla görevli olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını savunmuyor. Yine değerli basın mensupları, Soylu hezeyan içinde Sessiz İstila filminin finansmanı ile ilgili beni yabancı fonlardan para almakla suçluyor. Mahkemelere de emir veriyor, araştırsınlar bunu. Birincisi, Sessiz İstila filmi videosu yasalar önünde suç değil. İki, Soylu, benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz. Kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz. Borçlarımı biliyorsunuz. Paramın olmadığını biliyorsunuz. Borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum. Yeni borç alacağım ve yeni videoları, yeni kurgu ve belgesel filmlerini sığınmacılar konusunda çektireceğim ve Türk kamuoyunun bu konuda uyanık kalmasını sağlayacağım. Değerli basın mensupları, Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Haziran 2015 seçimleriyle Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor. Tekrar ediyorum. Soylu tehlikeli bir oyun oynuyor ve Haziran 2015, Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar. Şimdi bu noktada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Sayın Davutoğlu, korkmayın. Bakın, korkmayın. Tehdit edildiğinizi kamuoyu önünde gördük. Ama korkmayın ve çıkın, ne an olduğu Haziran-Kasım arasında Türk milletine anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor. Böylece seçimlere giderken seçmeni terörize etmek ve Zafer Partisi'ne karşı bir şiddet dalgası başlatarak provokatörler aracılığıyla eylemleri Zafer Partisi'ne mal etmek istiyorlar. Bakın, Atamanlar diye bir
grup sığınmacı ve kaçaklara karşı sosyal medya üzerinden şiddet propagandası yapmaktaydı. Ne İçişleri Bakanlığı, ne Adalet Bakanlığı bu konuda soruşturma açmadı. Konuyu gündeme getirmedi. Facebook'ta bir grup serseri yolda gördüğü Suriyeli'yi, Afgan'ı dövüyor, bunu videoya çekiyor ve koyuyor ve Soylu da Bozdağ'da kılını kımıldatmıyordu. Biz Zafer Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk. Biz suç duyurusunda bulunduktan sonra grup kendisini feshettiğini açıkladı. Kendisini feshettiğini açıklayan grup, ben Süleyman Soylu'yu bulmak için İçişleri Bakanlığı'na gideceğimi açıklayınca Facebook üzerinden bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ'ı desteklemek üzere İçişleri Bakanlığı önüne geliyoruz dedi. Bir provokasyon girişiminde daha bulundu. Ben de açıklama yaparak siz provokatörsünüz. Ne yanımda, ne sağımda, ne solumda sizi istemiyorum dedim. Şimdi bütün sosyal medya hesaplarında bana ve Zafer Partisi'ne hakaret ediyorlar. Anladık ki grup karanlık odaklar ile ilişkili bir grup. Şimdi benzer grupların oluşturulmaya başladığını görüyoruz. Bakın, Ümit Özdağ bir tahmin yürütüyor demeyin. Ümit Özdağ ve genel merkez yöneticilerimiz bilerek konuşuyoruz. Önünüze Zafer Partisi'nin yarın devleti yönetecek yönetici kadrolarının özgeçmişlerini koyun, dikkatle inceleyin. Bu parti devlet yönetmeye geliyor. Bize tuzak kurmaya ve Türk milletine tuzak kurmaya çalışmayın. Kuracağınız her tuzağı bozarız. Ama ifşa ederiz sizi. Soylu'yu ve ekibini buradan Türk milleti önünde uyarıyoruz. Oynadığınız oyun çok tehlikeli bir oyundur. 10 milyonu aşan sayıda sığınmacı ve göçmenin yaşadığı, bu insanların çoğunun iç savaştan geçen travmalı insanlar olduğunu bilerek Türkiye'yi söndüremeyeceğiniz bir ateşe atmayın. Değerli basın mensupları, Soylu konuşmasında diyor ki, bize Suriyelileri, sığınmacıları, kaçakları Türkiye'de tutun diye tavsiyede bulunan yabancı büyükelçiliklerde ülkemizi karıştırmak için bu insanlar üzerinden hazırlıklar yapılıyor. Tarih böyle bir aymazlığı çok az görür. Peki siz niye tutmaya devam ediyorsunuz? Siz bu büyükelçilikler madem böyle operasyonlara başladılar, bu operasyonları düzenleyen büyükelçiliklere karşı, devletlere karşı gerekeni yapacağınıza neden Zafer Partisi üzerinden ucuz oyunlara girmek istiyorsunuz? Tekrar ediyoruz. Soylu 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız şeyi tamamlayacağız derken suç işliyor. Üstelik 15 Temmuz sadece FETÖ'nün eseri değil, AK Parti'nin FETÖ ile birlikteki eseridir. Soylu'nun milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına Savcı Zekeriya Öz'e teşekkür ederim dediğini unutmadık. 15 Temmuz Soylu gibi FETÖ ile iç içe geçmiş siyasetçilerin eseridir. Soylu'yu AK Parti'ye getiren FETÖ'dür. Bir süre önce FETÖ'cü bir genel müdür valilik makamına atandı. İyi niyetle bir AK Parti milletvekiline dedim ki Soylu'ya söyleyin. Bu adam daha önce FETÖ'yle birlikte çalıştı ve üst düzeydi. Milletvekili gitmiş söylemiş. Sonra bana getirdi, Soylu'nun cevabını verdi. Ya o zaman herkes FETÖ'cüydü. Hayır Soylu. Herkes FETÖ'cü değildi. Ama sen herkesi kendin gibi zannediyorsun. Biz hiçbir zaman FETÖ'cü değildik, FETÖ'cü de olmadık ve olmayacağız.
Değerli basın mensupları, Zafer Partisi Suriyelilerin Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine dönmeleri politikasını izlemektedir. Suriyelilerin gerçek dostları, onları vatanlarından kopararak Türkiye'de tutmak isteyenler değil, vatanlarına dönmelerini sağlayacak olan Zafer Partisi'dir. Zafer Partisi'ne ırkçı diyorlar. Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istemek ırkçılık mıdır? Türk milletinin %90'ı Suriyeliler vatanlarına dönsün diyor. Türk milletinin %90'ı ırkçı mıdır? Hayır, tabii ki değil. AK Parti ve Soylu Suriyelilerin vatansız kalmalarını, dedelerinin olduğu, mezarlarının olduğu topraklardan kopmalarını istiyor. Zafer Partisi ise dedelerinin topraklarına dönmelerini istiyor. Suriyelilerin evlerinden, vatanlarından edilirken onların topraklarının üzerinde bir PKK'istan kurulmasına karşı çıkmak ırkçılık mıdır? Biz ensarız, ensarız diye övünüyorsunuz. Arkadaşlar, ensar olmak değildir mesele. İnsanlara muhacir olmasını engellemektir. Soylu Suriyeli sığınmacıların ağır işlerde ve düşük ücretle soyulmasını, emek sömürüsünü savunuyor. Bu mu Suriyelilerin dostu olmak? Zafer Partisi ise Suriyelilerin vatanlarında insanca yaşamalarını savunuyor. Tekrar uyarıyoruz. Haziran-Kasım 2015 arasında benzer bir senaryo ile Türkiye'yi ateşe atmayı denemeyin. Zafer Partisi olarak Süleyman Soylu'nun bu konuşması ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız ve bir araştırma açılmasını isteyeceğiz. Ayrıca Türkiye'ye giren değişik gruplarla ilgili elimizdeki bilgileri Cumhuriyet Savcılarıyla da paylaşacağız. Türk milletinin bir seçim kazanmak uğruna ateşe atılmasını engelleyeceğiz. Sonuç olarak biz Zafer Partililer Oğuz nesli Atatürk çocuklarıyız. Soylu ve ekibinin durumunu Türk halkının yüksek takdirine bırakıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün üzerinde duracağım son konu Zafer Partisi'ne yönelik bir başka operasyon girişimidir. Bir süre önce bir grup devlet görevlisi Yargıtay'da dosyası görüşülmeye devam edilen ve kendisi hapiste olan bir kişiyi hapishanede ziyaret ederek Ümit Özdağ aleyhine açıklama yap, bize bilgi ver, senin cezanın hafifletilmesine yardımcı olalım demişler. Evet, tekrar ediyorum. Bir süre önce, kısa bir süre önce bir grup devlet görevlisi hapishanede bulunan ağır ceza almış bir kişiyi ziyaret ederek dosyası Yargıtay'da iki ayrı suçtan mahkum oldu. Yargıtay savcısı bir suçtan gelen cezanın onanmasını istedi. Diğeri için ise eksik evrak var. Bu evrakları tamamlayın diyerek mahkemeye döndü. İşte bu kişiyi ziyaret ederek benim aleyhimde konuşması karşılığında yargıya müdahale ederek kendisine yardımcı olacaklarını söylemişler. Bu rezalet olmanın ötesinde bir gelişme. Erdoğan'ın kişiyi soruşturup tahkik edeceğini ve böyle bir pazarlığa ve affa razı olmayacağını düşünmek istiyorum. Öte yandan giden devlet görevlilerine de bir çift lafım var. Benimle ilgili hapishanede görüştüğünüz ve görüşeceğiniz kişilerin hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilmediği bir şeyi biliyor olamazlar. Devletimiz benim yaşantımı dedem ve babamdan itibaren en ufak noktasına kadar bilir, ben de bundan övünç duyarım.
arzu ederseniz size hangi meslek büyüklerimizin benimle ilgili kapsamlı bilgi vereceğini de kamuoyu önünde açıklarım ama mahcup olursunuz. Evet, şimdi sorularınızı cevaplandırabilirim. Buyurun. Buyurun. Nedir bununla ilgili sorunuz? Hala söylediğimin arkasındayım. Bakın yapıyorum. Ölene kadar. İşte buraya götürülmek isteniyor. Biz de götürülmek istendiği kötü noktanın engellenmesinin mücadelesini veriyoruz. Evet. Peki arkadaşlar, sorunuz yoksa teşekkür ediyorum.